Diagrid, diagonal grid'in kısaltılmışıdır ve birbirini diagonal kesen strüktürel yapılara referans verir. Biz ise bir binanın taşıyıcısı olan bir diagrid strüktür modelleyeceğiz. Norman Foster'ın Londra'daki Gherkin'i gibi. Biz de konik bir form üstünden diagridimizi üretiyor olalım. Dilerseniz daha sonra ikinci derste yapmış olduğumuz parametrik ince belli gibi bir form üretme algoritmasını da bu uygulamaya entegre edebilirsiniz. Construct Point'in varsayılan değerleri ile orijinde bir nokta üretiyorum. Eğer taşımamız gerekirse input değerlerini buradan daha sonra değiştirebiliriz. Bu noktada bir daire üretmek üzere circle CNR ekliyorum. Bu dairenin artı Z ekseninde kopyalarını oluştururken yarıçaplarının küçülüyor olması bize konik bir form için gereken altlığı oluşturacaktır. Diyelim ki bu formun en alt ve en üste sahip olması gereken yarıçapları belirlemek istiyoruz. Bunun için series ile sayı serisi üretmektense set sequence altındaki range'i seçiyorum. Range bize hangi aralığı kaç adımda almamız gerektiğini belirtir. Domain oluşturabilmek üzere konşak domain yerleştiriyorum ve iki number slider bağlıyorum. Metre ile çalıştığımızdan yarıçapı 30 metreden 15 metreye çıkan bir değer aralığı tanımlayalım. Başka bir number slider'ı da adım sayısını belirlemek üzere yerleştiriyorum. Mesela 5 adım diyelim. Adım sayısının bir fazlası sayıda değer oluştu range outputunda. Daireleri artı z eksenine taşımak için hızlıca bir move ve bir de z vektörü yerleştiriyorum ve bağlıyorum. Daire yarı çapları azaldıkça daire z aksında daha yukarıda olmalı konik bir yüzey oluşturabilmek için. Eşit aralıklarla yukarı çıkarabilmek için bir seri rakam vermek üzere series bağlıyorum.